Merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun zamandır video paylaşamadım, kusuruma bakmayın. Bugün bayram tatlısıyla başlayayım dedim, kaldığımız yerden devam ediyoruz çok şükür Allah'a. Arkadaşlar bugün tatlı yapıyoruz, biz bayram tatlısı yapıyoruz, baklava yapıyoruz. Çok kolay bir tarifim var. Ben buraya malzemelerimi hazırladım. Şimdi sizlerle birlikte yapmaya başlıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar o kadar kolay ve güzel bir tatlı ki ben tek tek yufka açmasını bilmiyorum ama tatlı yapmak istiyorum diyenlere gelsin diyelim bu tatlı. O yüzden şimdi bu tarifi paylaştım sizinle. Çok kolay, herkesin yapabileceği bir tarif. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. 2 adet yumurtamızı karıştırma kabımızın içerisine alıyoruz. Şöyle bir çay bardağı kadar da yoğurdumuzu da alıyoruz kabımızın içerisine. Bir çay bardağı kadar da sıvı yağımızı, aynı bardakla da bir bardak suyumuzu ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı da sirkemizi ilave ediyoruz. Çay kaşığının ucuyla, çok az tuzumuz var, onu da ilave ediyoruz. Burada da 5 su bardağı unum var. Onu da yavaş yavaş ilave ediyorum. Bakalım unumuzu ne kadar kullanacağız. Ona göre sizinle hamurumu yoğurduktan sonra paylaşacağım. Bir pakette kabartma tozumuz var. Onu da ilave ettikten sonra bir şekilde karıştırıyoruz. Çok çok yumuşak bir hamur olmayacak. Çok sert de olmayacak. Ben kıvamını sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Hamurumuzu iyice yoğurduk. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. 10 dakika kadar bu şekilde dinlendiriyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuz dinlendi. Şöyle bu şekilde tekrar toparlıyoruz hamurumuzu. Hamurumuzu tekrar toparladık. Şöyle yapıp 4 eşit parçaya bölüyoruz arkadaşlar. Parçaları da şöyle uzatıyoruz. Bölmüş olduğumuz hamurlarımızı 10 eşit parçaya bölüyoruz. Yani 10 tane beze çıkacak şekilde. Arkadaşlar bezelerimizi aldık. Ceviz büyüklüğünde 40 parçaya böldük. Onar onar 40 tane bezemiz olmuş oldu. Bunları da bu şekilde üzerini kapatıp bir 5 dakika kadar dinlendirdikten sonra açmaya başlayacağım. Evet hamurlarımız bir 5 dakika kadar dinlendiler bu şekilde. Şimdi ben bunları şöyle tepsiye alıp kenara kaldıracağım arkadaşlar. Şöyle. Nişastamı da hazırladım. Şimdi bunları önce elimizle şöyle biraz açtıktan sonra merdane ile bu şekilde açıyoruz. Şöyle azar azar nişastamızdan döküp küçük bir tabak kadar şöyle açıp tekrar arasına nişasta döküyoruz. Şöyle serpiştiriyoruz. Arkadaşlar o kadar kolay bir tatlı ki herkes çok kolaylıkla
yapabilir. Burada biraz zor gözükse de aslında çok kolay. Tek tek uğraşmıyoruz. Şöyle kaç tane bakalım. Şöyle 4 tane bezemizi açtım. Ben üst üste şöyle koyduktan sonra arkadaşlar şimdi burada 5 tane bizim bezemiz oldu. Baklavamızdan 5 tane bezemizi açtık bu şekilde. Hepsini aynı şekilde açıyorum. Şöyle tepsimin içerisine alıp dinlenmeye bırakacağım. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde tatlılarımızı açtım. Beşer beşer şöyle 5 tane 5 tane açtım. Aralarına nişasta koyup bunu bir yarım saat kadar dinlendirdim. Bu şekilde. İsterseniz sizler 10 tane 10 tane de yapabilirsiniz. Ben sadece 5 tane 5 tane yaptım. İsteyenler 10 beze şeklinde de. Evet arkadaşlar, şöyle tepsimi alıyorum. Tepsimin büyüklüğünde şöyle kenarlarını kesiyoruz. Şöyle bu şekilde. Arkadaşlar ben 5 kat üzerine şöyle aralarına ceviz serpiştiriyorum. Demiştim ya daha önce 10 katta yapabilirsiniz. Ben 5 kat 5 kat yapmayı tercih ettim. Her 5 katını açtıktan sonra aralarına şöyle bolca ceviz ilave edip diğerlerini de aynı şekilde açıp kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, son katımızı da hazırladık. Tepsimize yerleştirdik. Tatlımızın açma işlemi bitti. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ve dilimlemeye geçiyoruz. Tatlımızın yağını hazırlıyoruz arkadaşlar. Burada 250 gram tereyağımız var. Onu da iyice eritiyoruz tatlımızın üzeri için. Üzerine bolca tereyağı veriyoruz arkadaşlar. 250 gram tereyağı erittim.
Yağının bol olması lazım. Her tarafına gelecek şekilde iyice yağını gezdiriyoruz üzerine. Bu arada fırınımı da ısınmaya bıraktım arkadaşlar. Çok yüksek ateşte pişmeyecek tatlımız. 150 dereceye ayarladım. Yaklaşık 1 saatte pişmesi gerekiyor. Çok hızlı pişmeyecek. Yavaş yavaş pişecek. Yapanlara şimdiden kolay gelsin. Yiyenlere de şifa olsun. Şimdiden hepinize hayırlı bayramlar olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Tekrar hayırlı bayramlar. Tatlımızın şerbetini hazırlıyoruz. 5 su bardağı şeker. 3. Beş su bardağı da suyumuzu da ilave ettikten sonra şeker iyice erinceye kadar karıştırıyoruz. Şöyle küçük bir dilim yuvamıza atıp yarım saat kadar kaynatıyoruz. Tatlımız soğuk, şerbetimiz de ılık olacak. Ama çıtır sevenler için her ikisi de soğuk olması gerekiyor. Tatlımız da soğuk olacak. Biraz daha çıtır seviyorsanız arkadaşlar tatlıyı, eğer çıtır seviyorsanız şerbetimiz de tatlımızın da soğuk olması gerekiyor. Yarım saat kaynatıp altını söndürüyoruz.